Düşünsenize videoyu bu kadar yakından yapıyormuş. Hadi kahveleri hazırlayın gelin çünkü... Bunu gerçekten yapmak zorunda mıydım? Kendi sözümü keserek kahve içmek. Yani artık gerçekten abartmaya başladım bu işe. Ve bu Ekim ayı boyunca iyi bir kahve bağımlılığı geliştiriyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu hani 31 videonun 31'inde de elimde kahve olacak. Ve bundan öncekilerde de elimde kahve vardı. Ve bunları böyle hani arda arda çekiyorum. Bugün kahve muhabbeti yapmıyoruz ama size yine de böyle sıcak ve sonbaharsal şeylerden bahsedeceğim. Bugün size inanılmaz sonbaharlık filmler söyleyeceğim ve sonbahar boyunca bunları izleyip böyle kendinizi daha iyi hissedip iyice bir sonbahar havasına girebilirsiniz diye düşündüm. İlk olarak bahsedeceğim film benim dün izlediğim bir film. Bu zamana kadar izlemedim. Çok fazla aslında önüme çıkmasına ve hani dizideki özellikle bir söz sürekli olarak eminim sizin de önünüze çıkmıştır ve sürekli olarak çıkmaya devam ediyor. Dedim ki acaba ne bu film hani artık öğrenmeliyim. Artık bunu izlemeliyim dedim. Ve iyi ki de izlemişim dediğim bir film. O yüzden The Pursuit of Happiness'ten bahsediyorum ama ye ile ona. The Pursuit of Happiness yani Türkçe dublaj çevirisi versiyonuyla Umudunu Kaybetme adlı olan film. Bu filmde Will Smith ve Jaden Smith oynuyor. Jaden Smith'in de böyle ufak ve tatlıykenki zamanları oynuyor. Yani şu anki zamanları değil. Eğer henüz izlemediyseniz diye bahsediyorum. Eğer izlediyseniz lütfen beni kınamayın şu an izledim diye. Hepimizin bir zaman bunları izlemesi gerekiyor ve hepimiz çocukken oturup film maratonları yapmamışız. O yüzden şimdi öğreniyoruz. Eğer izlememişseniz de utanmayın. Böyle şeyleri izlememiş olmaktan utanılacak bir şey yok. Oturup izleyebiliriz. O yüzden kısaca bahsediyorum. Will Smith Chris Gardner oynuyor ve Chris Gardner da öncelikle her şeyini kaybediyor. Sonrasında da çok büyük şeyler kazanıyor. Ve bu yolculuk boyunca oğlunu asla yanından ayırmıyor. Ve en çok da aslında bu umudunu kaybetmenin gelmesinin sebebi başlık olarak da hani umudunu kaybetmeden ilerliyor ve hayvan gibi çalışıyor. Babanın ve oğlunun işte birbirine olan güveni ve birbirlerine dayanmasını izliyorsunuz aynı zamanda. Ama ondan çok da aslında izlediğimiz şey Will Smith'in yani Chris Gardner'ın istediği şey için yani çok da spoiler vermek istemiyorum. Bir 6 ay kadar 5 kuruş parası olmadan yani 14 dolar için arkadaşıyla kavga ederek falan hani ve sürekli başa kötü şeyler de gelerek, iyi şeyler de gelerek hani evsizlerin yaşadığı yerlere girmeye çalışarak bazen işte metroda tuvalette yatarak hayatına devam etti ama hani istediği şeye ulaşırsa, yeterince çok çalışırsa sınıfının ya da işte yaptığın şey en iyisi olacağını güvendiği için kendine o yüzden böyle 6 ayını işsiz geçiriyor ve hani çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Ama sonrasında işte filmin sonunda da anlıyoruz ki aslında ne kadar iyi bir şey yapmış ve gerçekten çok çalışıyor. Bu aslında böyle hani normal insanlara işte hani evet her şeyi yapabilirsin tarzında böyle bir gaz veren bir film değil. Bu bir şeylerin yapılması için gerçekten çok çalışıp hani hayatındaki her türlü zorluğu göze alıp ve bunu kendine inandığı için başaran bir adam. Ama sadece kendine inandığı için başarmıyor. Evet kendine inandığı için başlıyor ama aynı zamanda gerçekten çok fazla çalışıyor. Saçımın her türlü kötü görünmesi de beni inanılmaz geldi şu anda ve şarjı bitiyor. İlk diyoruz. Daha birinci filmdeyiz. İkinci filmimiz çok daha farklı bir tarafta olacak işin. Çünkü ben biraz olsun böyle hani bir gerçekten hani net izlemeniz gereken klasik bir film. Sonrasında bir tane böyle hani eğlenceli ve yine sonbaharlık olduğumu düşündüğüm başka bir filmler atmak istiyorum araya. Yani karışık gitmek istiyorum. O yüzden ikinci söyleyeceğim film size Netflix'in son zamanlarda çıkardığı bir film. Ama sadece Netflix'ten izlemek zorunda değilsiniz. Benden duymadınız ama internette de var. To All the Boys I Loved Before diye bir film. Çok böyle şey klişe bir film aslına bakarsanız. Ama son zamanlarda çekilmiş ve Noah Centineo bayağı yakışıklı ve Lana Condor da inanılmaz güzel. O yüzden hani onları böyle bir lise dramasında izlemek çok iyi. Hikaye şu, bu aslında bir kitaptan yapılmış bir film. Ve bildiğim kadarıyla devamı gelecek. Hikaye tam bir klişe aslında ama değişik bir şöyle bir farklılığı var. Bir lise dramasından tek farklılığı ya da işte ilk aşk
filminden tek farklılığı şu. Bizim ana karakterimiz 5 tane mektup yazmış hayatı boyunca bütün işte bir şeyler hissettiği erkeklere, yani crush'ı olduğu bütün erkeklere, hoşlandığı herkese. Ve bu 5 tane mektupta çok yanlış kişilere yazılmış aslında çoğunluğu. O yüzden de işte Lana Condor, şimdiki adıyla Lara Jean, bu 5 tane mektubu yazmış ve işte bir kutuya kaldırmış. Sonrasında bunun küçük kardeşi belli numaralar çeviriyor ve bu 5 mektubun 5'ini de yolluyor. Özetle hikaye bu. O 5 mektubun 5'ini de yollayınca kızın başına belli şeyler açılmış oluyor. İşte ilk aşk maceralarını görüyoruz. İşte değişik sıkıntılı maceraları görüyoruz falan filan. Ama böyle hani hafif bir film. Eğer kendinizi böyle iyi hissetmek istiyorsanız ve hani sonbahardayken böyle açıp ne bileyim biraz olsun yazın bitişini kutlayıp biraz olsun okullar açılmış, hani kendinizi tekrar liseli hissetmek istiyorsanız ya da lisedeyseniz ve hani kendinizi okula alıştırmak istiyorsanız güzel bir film olabileceğini düşünüyorum. Yine de kendinize bunu izleyip yanlış beklentiler içine sokmayın kendinizi. Hani çok kafanıza girmesine izin vermeyin ama öyle böyle hani boş, kendinizi iyi hissetmek için izleyebileceğiniz güzel bir film. O yüzden önereyim dedim. Hem hala yeni sayılır. O yüzden izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çok fazla reklamı döndü. Duymuşsunuzdur mutlaka. 3. Yine çok alakası olmayan ama klasik bir şeye döneceğim. Dead Poets Society. Ölü Ozanlar Derneği. Ölü Ozanlar Derneği bir öğretmenin kendisini dinlemek istemeyen ve yani kendi hayatlarıyla meşgul olan diyeyim. Çok fazla spoiler vermeden anlatmak istiyorum. Öğrencilerine edebiyatı sevdirdiği ve hani onları farklı bir şekilde görmeye ittiği, hayatı farklı bir şekilde değerlendirmeye ittiği bir film. Kendinize çok fazla şey çıkartabileceğinize inanıyorum ve gerçek bir klasik ve tam bir sonbahar filmi. O yüzden eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir film. O yüzden popcorn'unuzu alın, kahvenizi, çayınızı, neyinizi istiyorsanız koyun ve açın ve izleyin bütün gece. Bu sonbahar ben tekrar izleyeceğimi biliyorum. Ve eğer özellikle böyle hani edebiyatı seviyorsanız, şiir seviyorsanız ve böyle şeyleri tartışmaktan hoşlanıyorsanız sizin için çok güzel bir film olacağına da eminim. Üçüncü film benim her doğum günüm çevresinde kendime böyle bir akşamı yaptığım bir film. Her sene fark etmez. Breakfast at Tiffany's. Tiffany'de kahvaltı. Duymuşsunuzdur diye düşünüyorum ama izlediniz mi bilmiyorum. Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Hatta yani genellikle sorulduğunda çok düşünemezsem en sevdiğim film olduğunu söylerim. Audrey Hepburn'ın oynadığı, Holly karakterini oynadığı ve hani sonunun çok yanlış bittiği ama sonunun yanlış bitmediğini düşünürsek, yani sonunu görmezden gelirsek, bir kadının işte içinde yaşayabileceği ya da işte ne bileyim ya olabilmek isteyeceğiniz bir karakter, eğer özgür olmak istiyorsanız ve özgür olduğunuzu düşünmek istiyorsanız, kendi içinizde hesaplaşmalarınız varsa ve hani gerçek görmek istiyorsanız, özendiğim bir karakter oldu hep böyle, hani ya da özendiğim de demeyeyim de kendimi bir seviyede özdeşleşmiş hissettiğim bir karakter Holly hep. Ve hani düşündüğü şeylere çok saygı duyuyorum. Hatta filmden belli size sözler fırlatmak istiyorum şu anda ama çok zorlanıyorum ne hani spoiler vermemek ve bu sözleri fırlatmamak için. O yüzden kısaca mesela şunu söyleyeceğim. Holly takside şöyle söylüyor. İnsanlar insanlara ait değildir. Holly, I'm in love with you. So what? So what? So plenty. I love you. You belong to me. No. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage. I want to love you. It's the same thing. No, it's not. Holly? I'm not Holly. I'm not Lula May either. I don't know who I am. I'm like Cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody and nobody belongs to us. We don't even belong to each other. Kedisinin adının bile kedi olduğu ve bir şeylere bağlanmadığını söyleyen bir kadın Holly. Sonunda tabii ki hani dönem gereği ve hani hala günümüzde de aynı şey var ama mutlu son asla kendinle olamayacağı için Holly'yi bağlıyorlar bir ilişkinin içerisinde. Sanki hani görüşleri böyle değilmiş gibi ve hani el ele tutuyorlar ve sonsuza dek mutlu yaşadılar şeklinde bitiyor. Ama hani o sonu attığınız sürece Holly gerçekten çok bağımsız ve söylediği her şey takip edilebilir olan bir kadın. Yine farklı bir yere dönüyoruz ama yine eskilerde kalıyoruz. Beşinci olarak bahsedeceğim film Mean Girls.
Yine tam bir sonbahar klasiği çünkü okul draması içeriyor. Bana göre okul draması, fantastik elementler ya da korku, cadılar gibi şeyler içeren şeyler bana hep böyle sonbaharlık gibi geliyor. Mean Girls da aynı şekilde hissettir. Eğer Mean Girls'ı daha önce izlemediyseniz, kötü kızlar diye çevirdiler. Mean Girls'ı henüz izlemediyseniz hemen şöyle kısaca anlatıyorum. Gerçekten böyle hani okulun popüler kızlarının, böyle hafif kötü olup hani diğerlerini ezen popüler kızların ve işte okula yeni gelmiş bir kızın falan böyle hikayesini anlatıyor. Ama bunların en epik ve hani en ilk olanlarından bir tanesi. Bunun yanına Clueless gibi filmleri de koyabilirsiniz tabii ki. Eğer böyle bir şey yapacaksanız, böyle bir kızlar gecesi yaparsanız kız arkadaşlarınızla oturup böyle izleyebileceğiniz filmlerden de bir tanesi. Aynı zamanda muhteşem bir sonbahar filmi. Çünkü yani moda, okul. Altıncı ve son olarak önereceğim film. Neden böyle 6'yı tutturdum, devam ediyorum bilmiyorum ama. Altıncı ve son olarak önereceğim film The Witches of Eastwick. Hem cadılar var, hem feminizm var. Muhteşem bir film. Kesinlikle izlemelisiniz. Biraz eski bir film ama Michelle Pfeiffer oynuyor ve gençliğiyle oynuyor. Ve oyuncular zaten cast muhteşem. Ve çok güzel bir proje. Gerçekten çok güzel bir proje. Cadıları sevmiyorsanız bile izlemenizi öneriyorum. Çünkü normalde toplumun gözündeki ilişki ve kadın denilen bu kutuları yıkıyor ve hani bütün bunların üzerine farklı temeller ortaya koyuyor. Gerçekten doğru olan ikili bir ilişki mi, yoksa hani farklı şekillerde de bir aşk yaşanabilir mi, sadece hani toplumun gördüğü şekilde mi ilerlemek lazım falan gibi konulara da değiniyor ve hayalimizdeki erkeği ya da kadını yaratabilseydik başımıza neler gelebileceğini aslında konu alıyor biraz. 3 tane kadın var, inanılmaz ünlü oyuncular üçü de. Bilmiyorum Şer'i tanıyor musunuz ama en önemli feminist ikonlardan bir tanesi günümüzdeki Cher ve onun da gençliğini görüyorsunuz ve hani kendine yakın bir karakter oynadığını düşünüyorum ben ve kendimi filmi izlerken en çok özdeşleştirdiğim karakter de Cher'in karakteri. Sonra üç kadından bir tanesi de Susan Sarandon ve hani onun da oynadığı karakter çok aslında böyle kapalı bir karakterden karşısına çıkan adamla beraber çok açılmış ve kendini keşfeden bir karakter oluyor ve kendini keşfettiğinde de aslında dışarıdan gelen suçlamaları yaşıyor. Hani normalde topluma uymayan bir hayat yaşadıkları için onun işte dışarıdan gelen suçlamalarını süpermarkette bile rahat bırakılmıyor. Ki buna benzer bir şey ben yaşadım ve yaşlı bir teyzeden yaşadım. Bu tarz tacizlere hep uğruyoruz ve toplumun bu şekilde bakışının da bir eleştirisi olarak bu filmi izleyebilirsiniz. Ya da sadece ben cadılarla ilgili filmler izlemek istiyorum çünkü Cadılar Bayramı geliyor diyorsanız da gerçekten izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bir tanesi. Özellikle cadılarla ilgili olan. Evet, benim size bugünlük vereceğim film önerileri bu kadar. Eğer bunları da yapmaya devam etmemi isterseniz böyle farklı konulara göre olan filmler yapabilirim. Ekim ayı boyunca her gün video atıyor olacağım. O yüzden ailemize katılmak isterseniz şuradan abone olabilirsiniz aşağıda. Ve onun yanında bir tane zil var. O zile tıklarsanız da attığım her videoyu görebilirsiniz ve bundan ilk haberdar olanlardan olabilirsiniz. Onun dışında eğer çoktan ailemize dahil olan insanlardansanız da tekrar hoş geldiniz. Yarın görüşmek üzere. Sıkı durun. Çok güzel videolar geliyor.